küresel strateji geliştirirken dikkate alınması gereken faktörleri ve küresel stratejinin boyutlarını özetlemek. Küresel stratejiyi belirlemek için şu temel unsurlara bakılabilir. İçsel organizasyonel kaynaklar, dışsal sektörel küresel sürükleyiciler ve içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak da olası küresel strateji seçenekleri bu üç unsura bakılarak belirlenecek küresel stratejiyi süreç ve yaklaşım bakımından herhangi bir stratejik plan veya rekabet stratejisinden farklı değildir. Stratejik planlama veya sektörel rekabet strateji geliştirme sürecinde olduğu gibi iç ve dış çevredeki mevcut durum analizi yapılır ve buna bağlı olarak da stratejik seçenekler belirlenerek değerlendirilir küresel stratejiye en fazla etki etmesi beklenen 5 içsel faktör şunlardır. Pazar yönelimlilik, yönetsel yönelimlilik ve kararlılık, örgüt kültürü, örgütsel kabiliyetler, uluslararası deneyim. Küresel strateji açısından değerlendirildiğinde küreselleşmeyi sürükleyen dışsal sektörel faktörleri 5 grupta toplanabilir. Pazar faktörleri, maliyet faktörleri, rekabet faktörleri, teknoloji faktörleri, çevresel faktörler. Küresel strateji doğası gereği çok boyutlu olmak zorundadır. Çoğu zaman küresel strateji basit bir ürün standartizasyonu veya standartize edilmiş pazarlama yaklaşımı gibi görülmektedir. Halbuki küresel strateji çok yönlü bir eylem setini gerektirir. Bu eylem seti dünyadaki ana pazarların hepsinde faaliyet göstermeyi olanaklı olduğu kadarıyla ürün ve pazarlama programlarını standartize etmeyi, ulus pazarlarının ötesine geçen entegre stratejik hareketlerde bulunmayı, değer katan faaliyetleri dünyadaki stratejik lokasyonlarda yoğunlaştırma ve değer zinciri faaliyetlerini çok uluslu faaliyetlerden kaynaklanan sinerjik etkiden yararlanmayı sağlayacak biçimde koordine etmeyi içerir küresel stratejilere yönelik eleştiriler ve alternatif stratejileri açıklamak tüketici zevk ve çıkarlarında homojenleşme varsayımı tartışılmalıdır Bulgular homojenleşmenin yaşandığı iddiasını desteklememektedir. Ulus ötesine taşan tüketici grupları arasındaki az bir benzerlik bulunmaktadır. Araştırmalar ülkeler içerisindeki ve ulus ötesi farklılıkların benzerliklerinden çok daha fazla olduğunu göstermektedir. İkinci varsayıma gelince yüksek kalite veya düşük fiyat tercihinin tek tipleştirdiği ürünlerin yaygın bir şekilde tüketime konu olduğunu ileri sürmektedir halbuki sadece elektronik eşya gibi birçok sektör fiyatı ve kalitesiyle kabul görmüş homojen ürünlere sahiptir. İddia edilenin tersine iç pazarların segmentasyonuna yol açan ülke içi talep farklılaşmalarında artışlar gözlenmektedir. Farklılaşan talebe yönelik olarak kalite ve fiyat farklılaştırmasının dışında ürün özellikleri, işlev ve tasarımları önem kazanmaktadır. Üçüncüsü günümüzde fabrika otomasyonundaki gelişmelerin esnek, düşük maliyet, düşük ölçek, yüksek çeşitlilik operasyonlarını olanaklı kıldığı göz önüne alındığında küresel standartizasyonun sağlayacağı ölçek ekonomileri avantajı varsayımı da sorgulanabilir. Gerçek küresel şirketler hem sayıca az hem de büyümeleri konusunda önemli bir değişim görülmemektedir dünya ekonomisi de gerçekten küresel olmaktan hala uzaktır küreselleşmenin bazı ekonomik iticileri olmakla birlikte ortak bir dünya pazarının oluşmasının önünde hala çok güçlü kültürel ve politik engeller mevcuttur küresel strateji teknolojik, politik ve ekonomik çevre ve ihtiyaç, zevk ve tercihler gibi tüketici davranışları bakımından ülkeler arasındaki benzerliklerin farklılıklarından daha baskın olduğu koşullarda veya durumlarda tercih edilebilir ve başarılı bir biçimde uygulanabilir. Buna karşın eğer yerel çevrenin talebi güçlü ve kültürel farklılıklar yüksekse o zaman çok uluslu strateji benimsenebilir. Bu strateji ülkeler arasındaki tüketici ihtiyaçları, kullanım koşulları, satın alma gücü, ticari altyapı, kültür ve gelenekler, yasalar ve düzenlemeler, teknolojik gelişmişlik farklarını vurgular. Dolayısıyla işletmenin stratejisini her bir yabancı ülkenin özgün koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Çünkü farklılıklar standartize edilemeyecek kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu çerçevede düşünüldüğünde uluslararasılaşma stratejisinin koşullara bağlı olarak geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Hem küresel hem de yerel faaliyetlerin avantajlarını birleştiren bu karma stratejiler glokalizasyon olarak isimlendirilmektedir. Bu karma strateji küresel düşün, yerel hareket et olarak özetlenen stratejidir yerele adapte olmuş ürün ve hizmetler yerel ihtiyaç ve zevklere uymanın veya cevap vermenin avantajını sağlarken şirketler yerelleşme yerine giderek standartlaşmanın yararlarını elde etmeye yönelmektedirler. Küresel olarak standartize edilmiş ürünler hem geliştirme ve üretimde maliyet düşüşleri hem de küresel ürünlere yönelik dünyanın her tarafında tüketici tercihlerinin artması avantajlarını sağlar. İşletmeler dünya ölçeğinde bazı pazarlama unsurlarını tek biçimli bir yaklaşım çerçevesinde geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bunlardan bazıları da hayli başarılı sonuçlar almaktadır. Küçük ölçekli işletmeler ise küresel dev işletmelerin rekabetinden kaçmak için yerel niş stratejilerle dişe diş küresel stratejiler arasında tercihte bulunabilir.